Açık Oturum'un 448. bölümünden merhaba. Türkiye'de solu konuşacağız bu bölümde. Fransa'da neden konuşacağız? Çünkü Fransa'da sol partilerden oluşan Yeni Halk Cephesi, geçen hafta yapılan seçimlerden ilk turu aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi almış olmasına rağmen birinci çıktı ilk turda. Ülke 2 yıl önce vize verdiği aşırı sağa dur dedi Fransa'da. Keza İngiltere'de de yapılan genel seçimlerde İşçi Partisi 14 yıllık muhafazakar parti dönemini sona erdirdi. Biz de dedik ki Türkiye'de durum ne? Türk solunun ne durumda olduğunu değerlendirmek istedik. Eski Emek Partisi Başkanı Ercüment Akdeniz, Emek kurucu üyesi gazeteci yazar Ender İrmek, eski HDP eş genel başkan yardımcısı ve parti sözcüsü, DEM Parti Antalya milletvekili ama asıl ÖDP'nin Özgürlük ve Demokrasi Partisi'nin kurucularından olan sözcülüğünü yapan Saruhan Oluç, ki daha çok o kimliğiyle konuşacağız bu programda. Ve programımıza stüdyodan katılan eski ÖDP Genel Başkanı Alper Taş. Stüdyoda konuğumuz, neyi konuşacağız? Dedik ya Türkiye solu, ama Türkiye solunun neyini konuşacağız? Türkiye'de sol var mı? Varsa nerede? Sorusuna cevap arayacağız bu programda. Bir yandan yükseliş devam ederken öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Hoş bulduk. İyi günler. Türkiye'de sol var mı, varsa nerede sorusu elbette sebepsiz değil. Çünkü bir yandan Avrupa'ya baktığımızda önce aşırı sağın estirdiği bir rüzgar var. Bu net bir biçimde görülüyor, ama işte Fransa'da ve İngiltere'de olduğu gibi de solun da bir yükselişi söz konusu. Elbette Türk solcuları da acaba diyerek böyle bir özlem duyabilirler mi diye bir kendi kendilerine soruyorlar. Ne diyorsunuz? İsterseniz sırayla önce bu soruya bir cevap alalım. Saruhan, senle başlayalım. Türkiye'de sol var mı, ve varsa hakikaten var diyorsan nerede? Yani elbette ki var. Yani ve hep vardı zaten çok uzun yıllardır. Nerede sorusunun cevabı da aslında mücadelenin içinde. Şimdi zaman zaman elbette ki bu mücadelede daha geri noktalara savrulduğu genel olarak baktığımızda kimi zaman daha ileriye atıldığı hamleler yaptı, ama sonuç olarak tarihsel açıdan baktığımızda hep mücadelenin içinde olduğu, bir taraftan demokrasi mücadelesinin, diğer taraftan sınıf mücadelesinin bir parçası oldu. Dediğim gibi bu soruyu sorduran belki de, yani yanlış anlamayın, yani program açısından demiyorum bunu. Genel olarak toplumda bu soruyu sorduran ortam biraz solun yeterince güçlü bir örgütlenmeyle toplum karşısına Yani çıkamaması, çok iktidara farklı talip olacak bir görüntüsü. performans sergilememiş olması. Duyamadım. İktidara talip olacak bir performans sergilemiş olmamasından hareketle, evet. Evet, tabii. Yani bütün bunların hepsi haklı olarak soruyu sorduruyor herkese. Yani ama dediğim gibi bu böyle bir iniş çıkışlı bir eğri diye belki tarif etmek lazım bu durumu. Kimi zaman, kimi konjonktürlerde mücadelenin içinde daha yükseğe gidiyor. Evet, bir iktidar alternatifi oldu, ama bir potansiyel her zaman oldu. Ama zaman zaman da inişte oluyor. Bu nasıl aşılabilir esas olarak bu durum? Yani bu inişli çıkışlı durumu daha istikrarlı bir döneme nasıl kavuşturabiliriz? Esas bunu konuşmak, tartışmak gerekiyor. Yoksa ben hani var mı yok mudan daha çok var olanları nasıl bir ileri hamleye sıçratabiliriz hep birlikte. Ve gerçekten ülke açısından da baktığımızda, demokrasi, emeğin hakları, insan hakları açısından, hukuk açısından baktığımızda, genel olarak toplumsal adalet açısından baktığımızda nasıl ihtiyaç olan bir düzeye yerleştirebiliriz? Bunu konuşulup tartışılması gerekiyor.
Peki Ender İrmek, isterseniz şu paranteze şöyle genişleterek döneyim size de. Bir öz eleştiri mekanizması çalışıyor mu solun içinde? Yani zaten olması gereken yerdeyiz mantığıyla mı bakılıyor? Hatta geçmişle de kıyaslanabilir belki. Özellikle Türkiye İşçi Partisi'nin meclise 15 milletvekili soktuğu bir dönemden geldiğimiz bir nokta var. Yani geçmişte olan ya da yükselişte olan neydi? Bugün geldiğimiz noktada neyi sorguluyoruz? Yani sorgulamalı mıyız ya da? Evet, ben de iyi yayınlar diliyorum. Bu programdan dolayı teşekkür ediyorum. Bence dönemin çarpıcı bir meselesi, yakıcı bir meselesi. Bu konuların tartışılması, konuşulması özellikle önümüzdeki dönem açısından hayati derecede önemli diye düşünmekteyim. Şimdi yani TİP döneminden başlarsak aslında tabii TİP'in kuruluşu dönem itibariyle sonrasında ortaya çıkan siyasal hareketler, toplumsal hareketler ve onun gelişiminin doğru bir biçimde yönlendirilememesi, sol ve Marksist hareketin bu süreci aslında toplumsal bir hareket, bir halk hareketi, onun zorluklarını da göze alarak, sabır da ederek, sınıfın içerisinde, emekçilerin içerisinde, köylülerin içerisinde, aydınların içerisinde büyük bir sebat göstererek yol almak yerine hepimizin bildiği gibi dönemin tercih edilen mücadele yöntemi TİP'ten ayrılan 68 gençlik kuşağının başka bir yol izlemiş olması. Çok büyük acıların yaşandığı bir dönem, büyük bedellerin ödendiği bir dönem, büyük fedakarlıkların verildiği bir dönem. Çoğunu o dönemin gerçekten hem TİP içerisinde yer almış, hem toplumsal hareket, işçi hareketi ve diğer birçok alanda çok büyük başarılar da gösterebilecek. Türkiye'nin aslında bugün bu makus talihinin yerilmesinde çok büyük tarihsel rol de oynayabilecek olan bu devrimci önderlerin katledilmiş olması aslında Türkiye'de solun başka bir biçimde gelişiminin de bir anlamıyla yönünü çizmiş oldu. Yani bu bir anlamıyla tepkiyi de kapsayan, işte egemenlere karşı aynı zamanda öfke de duyan. Kuşkusuz yeni bir toparlanma, özellikle 71 darbesinden sonra bir gelişme söz konusu oldu ama 12 Eylül darbesi bu gelişimin de önünü kesti. Şimdi 12 Eylül'den bugüne kadar aslında dönem dönem çeşitli birlikler, ittifaklar, ortak parti, sürece müdahale ve benzeri gibi çok önemli gelişmeler söz konusu olsa da bir bütün olarak sizin ve sorduğunuz, Sarvan arkadaşımıza sorduğunuz soruya yanıt olabilecek Türkiye'de solun, sosyalist hareketi bir çekim merkezi olabileceği, bir iktidar perspektifine sahip olarak aslında emekçi yanları, işçi sınıfları, tüm geniş kesimleri, bu düzenden zarar gören kesimleri etrafında birleştirerek hareket edebileceği bir mecra gerçekleştirilemedi. Dolayısıyla bugün aslında biz yeni bir dönemin eşiğindeyiz. Yani yeni dönemin eşiğinde derken, biz biraz sonra belki Fransa'yı konuşurken, Fransa'da bu son yaşadıklarını aslında bir anda yaşamadı. Türkiye'deki sol ve sosyalist hareket de aslında yeni bir şeyi tartışmıyor. Bunu uzun yıllardan beri tartışıyor. Çok daha da gitmeye gerek yok. Yani faşistle karşı ittifaklar, mücadeleler, cepheler, arayışları ve benzeri. Sonra bakarsak sendikal platform alanındaki gelişmeler, yani emek platformu, böyle bunların tümünde aslında solun, sosyalistlerin bir biçimde payı var. Hep böyle bir mücadelelerin içerisinde yer etmek, ya toplumsal hareketi geliştirmek, egemenler, sömürü, kapitalizm, bunun karşısında başka bir alternatif arayışında oldu hep sol ve sosyalistler. Ama yakın dönem bakımından, yani 2010 referandumunda mesela hemen ilk aklıma gelen, işte Alper arkadaşımız var, bizim de beraber olduğumuz Emek Partisi, TKP, o zaman ÖDP'ydi şimdiki sol parti, halk evleri, yani dörtlü bir bak söz konusuydu ve referanduma hayır, yani bir karşı bir duruş ortaya çıktı. Şimdi o mesela o başka türlü ilerletemedi. 2015'e geldiğimizde çok güçlü bir aslında demokratik halk muhalefeti var. Bir bölüm solun sosyalist hareket dışında yer almış, ayrı tutum belirlemiş olsa da 2015 seçimleri HDP'nin %13'ü aşan bir oy potansiyeli bir ortaya çıkardığı şey aslında Türkiye sol ve sosyalist hareketinin, demokratik hareketinin eksikliğine rağmen büyük bir başarısıdır. Şimdi biz tabii solu, yani bu programından azade olarak söylüyorum, sol ve sosyalist hareket tartışırken, konuşurken
Kürt hareketini sol ve sosyalist hareketin bir bileşeni olarak görmemek gibi bir duruma düşmemek gerekiyor. Esas olarak bugün zaten DEM Parti'nin içerisinde de sol, sosyalist, demokrat birçok kesimden güçler var, temsiliyet var, orada bir ittifak meselesi var. Ama bu henüz Türkiye'nin bugünkü yani Fatih'in bir kültür olarak işçi hareketinin, emek hareketinin, tüm sol ve sosyalist hareketinin, PKP'den sol partiye, halk evinden diğer kesimlere kadar, hatta işte bunu da açan yani sistemden rahatsızlık duyan diğer tüm kesimleri etrafında birleşecek. Yani Fransa'daki yeni bir halk cephesi gibi bir şeye ihtiyacımız var ve yani ben burada bir nokta koyarak önümüzdeki döneme ilişkinde elbette bunları konuşmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, o parantezde açacağız gerçekten. Şimdi istersen Alper sana dönelim. Şimdi tam da bu geldiğimiz noktadan itibaren Hoş Saruhan da aynı süreci yaşadı. Belki onun da söyleyecekleri olur bir sonraki aşamada. Şimdi ÖDP'nin kurulduğu yılları hatırlıyorum evet. Ben. Aşkın ve Devrimin Partisi diyerek yola çıkıldı. Ve bu çok geniş kitlelerde bir dalga yarattı. Bir heyecan yarattı. Belki de sol ilk kez Türkiye'de bu kadar heyecanlandı. Heyecan anlamında söylüyorum tırnak içinde. Evet. Heyecanlandı. Ama bu bir yere evrilmedi. Şimdi... baktığımız zaman işte bir önceki aşamada Türkiye İşçi Partisi'nin meclise 15 milletvekili soktuğu bir dalga var. Onun yarattığı heyecan var. Sonrasında 12 Eylül sonrası ÖDP'nin yarattığı, belki de umutların tükendiği bir yerde devreye girerek yarattığı bir dalga var. Ama bunlar bir yere evrilemedi. Evet. Bunun öz eleştirisi yapıldı mı? Niye evrilemedi? Evet, şimdi tabii dediğiniz gibi Özgürlük ve Dayanışma Partisi pratiği bence hala daha bugün aşılamamış bir pratiktir. Yani her düzeyde pratik olarak, örgütlenme olarak, teorik olarak, içerik olarak gerçekten çok önemli bir yenilenme projesiydi. O sadece birlik projesi olarak kamuoyuna lanse edildi ama aslında bir yenilenme projesiydi. Yeni bir bakış açısı, yeni bir yöntem, yaşanmış olan sosyalizmin devrimci bir eleştirisi, bu eleştirisinden hareketle yeni bir örgütlenme anlayışı, yeni bir mücadele anlayışı, yeni bir çalışma tarzı anlayışı, sosyalizmi yeniden toplumsal mücadeleler içerisine yeniden inşa etme yaklaşımı ve benzeri noktalarda esasen çoğulculuğu ve benzeri birçok noktalarda çok önemli bir projeydi. Yani Türkiye solunun sosyalist hareketinin 12 Eylül sonrası en anlamlı bir zeminiydi. Bu zemin hala da aşılabilmiş değil. Yani ben gördüğüm kadarıyla, izlediğim kadarıyla, içinde yaşadığım kadarıyla ÖDP projesini aşan bir projenin, sol sosyalist zemin açısından söylüyorum, bir projenin ortaya hala daha çıkabildiğini söyleme mümkün değil. Yani ÖDP aşılabilmiş değil. Esasen ÖDP kelimenin gerçek anlamında o zeminini kaybettiğinde ÖDP'yi anlamlandıracak gezi pratiği ortaya çıktı. Ben o zaman ÖDP'nin genel başkanıydım ama benim başkanı olduğum ÖDP tabii kuruluş döneminin ÖDP'si değildi. ÖDP'nin temsil ettiği fikriyat esasında gezi pratiği içerisinde yani içerik olarak kendisini tanımlandıran bir zemine dönüştü ama o manada örgütsel olarak ÖDP yoktu orada. Belki ÖDP gibi bir parti olabilseydi, kuruluş başlangıcındaki gibi bir ÖDP olabilseydi gezi başka bir döneme işaret edebilirdi, başka bir düzleme doğru kendisini taşıyabilirdi. Ha ÖDP pratiğinin çok ciddi, samimi öz eleştirisi verilebildi mi? Verilemedi. Yani ben de yaşadığım ve gördüğüm odur. Ben de o sürecin içerisine yer alan bir insan olarak ÖDP pratiğinin çok öz eleştirisi samimi biçimde verilemedi. Samimi biçimde bir öz eleştiri veremediğimiz için ve dersler çıkartamadığımız için ÖDP sonraki süreçler de çok başarılı olamadı. O yüzden ÖDP sürecinden Türkiye Sol ve Sosyalist Hareketi'nin öğrenebileceği çok şey var. Bunu böyle söylemiş olayım. Sorunuza geleyim. Türkiye'de sol var mı? Saruhan yanıtladı, elbette var. Yani her dönem var. Dünyada sol var mı? Dünyada da sol var. Ama dünyadaki solla Türkiye'deki sol arasında böyle büyük bir uçurum yok. Bazen Avrupa'ya değişik yerlere gidiyoruz. Arkadaşlar bize diyor ki ya nedir bu Türkiye solunun hali? Ben de diyorum ki ya arkadaşlar sanki dünyada sol atağa kalkmış, büyümüş, toplumsallaşmış da biz Türkiye'nin sosyalistleri beceriksiz kalmışız da sol büyümüyor diye bir şey yok. Bir dünya tablosu var, bir dünya iklimi var.
sol dünyada ve Türkiye'de tarihsel yeni yale de aşabilmiş değil. O yüzden de bu kolayca bir mesele değil. Ama Türkiye solu sosyalist hareketi her dönem varlığını ortaya koydu ve bakın bu AKP gibi siyasal İslamcı bir rejimin engellenmesi konusunda, buna direnç konusunda Türkiye sol ve sosyalist hareketinin çok önemli pratikleri, çok önemli çabaları oldu. Yani eğer Türkiye sol ve sosyalist hareketinin bu çabaları olmasaydı bugün Türkiye çok daha başka bir yerde olurdu. Çok daha acı, yani şimdi durumumuz iyi olduğu için söylemiyorum ama daha kötü sonuçlarla, sorunlarla karşılaşabilirdi. Bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Tarihsel yenilgi aşılamadı ama bu aşılamayacak manasına elbette gelmiyor. Dünyanın ve Türkiye'nin sola ihtiyacı var. Solun değerlerine ihtiyacı var. Dünya solsuz ve Türkiye solsuz yaşayamaz. Yaşarsa cehennemi yaşar. O yüzden solu yeniden var etmek, solun değerlerini yeniden inşa etmek ve toplumsallaştırmak gerekiyor. Ben de arkadaşların sözünü çok fazla almamak açısından şöyle bir nokta özetle bitireyim. Sol var ama yeterince toplumsallaşmış bir sol yok. O zaman tam bu noktada Ercüment Akdeniz'e döneceğim. Toplumsallaşmış bir sol yok. Zaten belki de sorun tam da burada başlıyor. Halkta karşılık bulan, toplumsal karşılığı olan bir soldan siz bahsedebiliyor musunuz? EMEP'te uzun yıllar çalıştım. Sosyalist mücadelede yer aldım. Ama sonuçta bir ayrılık süreci yaşadık. 2,5 yılda başkanlık dönemi yaptım. Hizmet verdik, görev aldık ama bugün ayrıyız. Dolayısıyla genellikle bu tür programlarda EMEP eski genel başkanı sıfatını kullanmıyorum. Bu EMEP için de doğru olmaz, benim için de doğru olmaz. Düşüncelerim bana aittir. İkinci olarak Türk solu kavramına... Zaten çok özür dilerim. Bu sıfatınızı söyledik ama biz tamamen sol kimliğinizle sizi davet ettik. Evet. Yani alt yazıda da öyle olursa sevinirim. devamında şunu söylemek isterim. Yani arkadaşlarımızın, abilerimizin söylediği gibi Türkiye solu biraz Avrupa solundan farklı olarak yakın zamanda çok acılar çekmiş, bir darbe üzerinden silindir gibi geçmiş bir sol, sosyalist geleneğe sahip çok büyük değerler var, çok büyük acılar var. Onun birikimini bir kenara not ederek tartışmaya katılmak istiyorum ben de. Her şeye rağmen ayakta olmak, var olmak önemlidir sosyalist hareket için, sol hareket için. Diğer nokta şu. Yani sosyalizm fikri önemli, işçi sınıfı hareketi önemli, aydınların birikimi önemli, gençlik mücadelesi önemli. Yani bütün bu halkaları birleştiren bir şey olduğundan burada bütün çabalara rağmen bunu başarabilmiş güçlü bir damar çıkmadı. Kürt hareketinin kendi özgünlüğü var. Orada güçlü bir hacim elde edildi ama Türkiye Sosyalist Hareketi'nde bu başarılamadı ve çok parçalı bir yapı var. Ayrıca tabii tek kutuplu dünyadan iki kutuplu dünyaya baktığımız zaman, yani kapitalizmin tam egemen olduğu bir dünyada iki kutuplu sosyalist kampın ve kapitalist kampın olduğu eski yıllara baktığımız zaman da ideolojik olarak da politik olarak da sarsıntıların, travmaların tam aşılamadığı, ideolojik ve politik olarak bütün halk kesimlerine ulaşabilecek bir projeksiyonu maddi güce dönüştüremediğimizi de görüyoruz. Hep beraber bunu da görmek gerekiyor. Bütün bu dönem içerisinde bir boşluk oluştu ve bu boşluğu sol sosyalizm kavramları arkasına sığınarak Avrupa liberalizmi, Avrupa sol liberalizmi doldurdu. Kavramları da bozuşturdu. Gerçek rotası anlaşılamadı solun ve sosyalizmin. Bunun Türkiye'de etkileri oldu. Ama bu dönem aşılıyor. Aşılma evresinde öyle görüyorum. Yeni bir dönemin eşiğindeyiz. Hem NATO zirvesine baktığımızda yeni savaş tantamları çalınıyor. Dünya sert bir döneme giriyor. Ekonomik göstergeler de sınıfsal çelişkilerin sertleştiğini gösteriyor. Solun zamanı, yani sosyalizmin zamanı, demokrasi güçlerinin, özgürlük güçlerinin zamanı. Burada Avrupa'da yakalanan trend boş yere bir trend değil. Onu ayrıca konuşabiliriz. Bunun genel etkileri olacaktır. İzin verirseniz bir iki noktada temas edip hemen bitiriyorum. Buyurun.
Yani biz tarihsel değerlendirmede Sovyetlerin, Sovyet sosyalizminin pratiğini değerlendirme, özellikle 90'lı yıllarda buradaki diğer abilerin benden daha çok yaptılar o tartışmaları. Belki bir sonuca varmış gibi oldu ama bugünden geriye dönüp bakıldığında, yani 90'larda elde edilen sonuçlardan sonra aynen maddi bir güce dönüşememiş olması, birleşik bir güce dönüşememiş olması sol sosyalist hareketin aslında o tartışmaların da belki de yeterli oranda tamamlanmadığını gösteriyor. Çünkü bürokratik sosyalizm dediğimiz şey, konfor alanlarına çekilen sosyalizm dediğimiz şey, parçalı sosyalizm dediğimiz şeyin acıları, sancıları hala çok derin yaşanıyor. Yani sol sosyalizm bu dönemde güçlenerek, zayıflayarak buraya kadar geldi o 90'lardaki tartışmalardan dolayı. Dolayısıyla oraya bir soru işareti koymak lazım. Bir de temsili siyaset çok öne çıktı. Özellikle son 10 yılda yani partilerin, sözcülerinin konuştuğu, kitlelerin alkışladığı bir siyasete dönüştü. Kitlelerin özne olamadığı, onlar adına konuşan politik figürlerin özne olduğu, sendikaların, derneklerin, işte kimi örgütlenmelerin çok geride kaldığı bir dönemi de yaşadık. Böyle bir problemi de var sol sosyalist hareketi. Bitirirken şunu söyleyeyim, daha yakın bir yerden söyleyeyim. Mesela son 31 Mart seçimleri, hemen öncesinde 14 ve 28 Mayıs seçimlerine baktığımızda çok katmanlı değerlendirebiliriz ama bence çok çarpıcı bir sonuç var orada. Zafer Partisi'nin elde ettiği sonuçlar. Aşırı sağcı, Avrupa'nın neofaşistleriyle yarışan bir milliyetçi parti, göçmen düşmanlığı, yabancı düşmanlığı üzerinden İki seçimdir 1 milyonun üzerinde oy alıyor. Ata İttifakı diye bir ittifak kurdular ve hatta bu Millet İttifakı'yla da protokol imzalama gücüne kadar eriştiler. Şimdi son seçimlere baktığımızda sosyalist partilerin aldığı oylar, DEM Partisi'nin ketme oyları, DEM Partisi'nin oylarını ben hesaplamıyorum burada. Zafer Partisi'nin aldığı oyların yarısı kadar değil. Hepsinin aldığı oy, tip dahil. Tepin aldığı oy 1,73 mesela, önümde var o. 1 milyon üzerinde hep konsolide etmeyi başardı Zafer Partisi. Hı hı. Bu da özellikle dünya solunu da etkileyen, dünya sağını da etkileyen yeni bir kolu olarak göçmenlik meselelerinde hem cüretkar olmadığını gösteriyor solu, hem de kapitalizmin yeni göç stratejisine ve aşırı sağ söylemlerine karşı bir karşı strateji üretemediğini gösteriyor. Biraz da göç alanında çalıştığım için söylüyorum. Bu yeni dönemin en önemli siyasal konularından biri olduğu için burada da bir tıkanma yaşıyor. Ama bütün bunlar aşılma dinamiklerini de içinde taşıyorlar deyip virgül koyayım burada. O zaman Sırhan şöyle devam edelim. Şimdi söyledikleri önemli, Ercüment Akdeniz'in kitlelerin özne olmadığı bir süreçten geçildiğini söylüyor ki evet, hepimiz de gözlemliyoruz bunu sahalara baktığımız zaman. Geçmişte ne vardı? Bir işçi sınıfı vardı. O işçi sınıfından hareketle bir sınıf bilinci konuşulurdu. Bugün başka bir dünyadayız. Yani o günle bugün arasında baktığımız zaman uçurum var. İşçi sınıfını bilmiyorum, 1 Mayıs'tan 1 Mayıs'ta gördüğümüz bir hareket var ama bu kendi adına talepte bulunan, kendi hakkı, yani üretimden gelen gücünü kullanmak ne demek? İşte işi durduracak güce sahip olmak bulunduğu, çalıştığı yerde. Şimdi bütün bunların yerini farklı değerler aldı günümüzde. İşte az önce Ercüment Akdeniz'in söylediklerine ek olarak başka kimlik siyasetleri üzerinden şekillenen farklı hak arayışları elbette var. Ama biz sol ve sosyalizmi konuşuyorsak bütün bunların analizini yapan ve ona göre pozisyon alan bir soldan söz edebilir miyiz? Bir de tabii biraz önce Alper'e sorduğumdan hareketle ÖDP dönemine ait bir söz hakkı da var sende. Yani sonuncusundan başlayayım. Tabii yani benim böyle kendi başıma bir değerlendirme yapmam doğru olmaz, yeterli de olmaz. Ama yani daha tam tarih oldu diyemesek de ÖDP açısından söylüyorum.
oturup o dönemin öznelerinin hiç olmazsa gelecek kuşaklara derli toplu bir değerlendirme bırakma imkanını kullanmaları iyi olur diye düşünüyorum. İlla anlaşmak gerekmiyor ama belki hani neden tecrübesizlik, hangi tecrübesizliklerimiz neye yol açtı, eksiklerimiz nelerdi gibi konularda bir tarihe belge bırakmak iyi olur diye düşünüyorum. Hani yapılır mı yapılmaz mı onu bilemem. En azından ben Alper'e bu teklif etmiş olayım. Şimdi diğer kısma gelince şöyle bir şey. Tabii ki yani şimdi Türkiye'de solu tartışırken kaçınılmaz olarak bununla birlikte toplumsal muhalefeti, toplumsal hareketleri ve işçi hareketini de tartışmak gerekiyor. Çünkü birbirinden kopuk ele almak mümkün değil. Hani biraz evvel dedim inişli çıkışlı bir seyir vardır diye. Bu inişli çıkışlı seyir kaçınılmaz olarak toplumda da karşılığını görüyor. Yani işçi hareketinde de görüyor. Bir işçi hareketinde geri çekilme varsa mesela bir toplumda ya da toplumsal muhalefette bir geri çekilme varsa kaçınılmaz olarak solda da bir geri çekilme yaşanıyor. Yani bu hepsi birlikte yaşanan şeyler, süreçler. Bunu atlamamak gerekiyor. Dolayısıyla hani birbirinden kopuk bir şey olmuyor baktığımızda. Bir diğer konu şu. Şimdi tabii ki değişim yaşanıyor. Yani bütün dünyada da değişti. Konjonktür değişiyor sürekli. Türkiye'de de değişim yaşanıyor. Yani bir toplumsal muhalefetin niteliği, bileşimi ve hedefleri açısından baktığımızda öyle, işçi hareketinin niteliği ve hedefleri açısından baktığımızda öyle. Yani her konjonktür kendi taleplerini, kendi örgütlenmesini de yaratıyor kaçınılmaz olarak. Bu değişimi yakalamak lazım. Aksi takdirde yani hayat akıp gidiyor ve bir türlü daha örgütlü yapılar bu değişimi yakalayamamış oluyor. Bu da Türkiye'de sık sık karşımıza gelen bir durum doğrusunu istersek. Yani hep bahsederiz, Gezi'den söz ederiz. Evet. Gezi kendiliğinden ortaya çıktı ve yürüdü. Yani onu kavrayabilenler, anlayabilenler işin içinde yer aldılar. Ama daha onu anlayamamış, tam algılayamamış olanlar ise hayat önlerinden akıp gitti. Bu sık sık hayatta karşımıza gelen bir şey. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Yani pek yani şöyle söyleyeyim. Belki eksiklerimizden bir tanesi, tartışmamız gereken konulardan bir tanesi, hep kafamızda bazı modeller oluyor ve bu modellere uydurmaya çalışıyoruz hayatı, yaşananlara. Fakat belki burada tartışmamız gereken şey, biz modeller açısından bakıyorsak, modellerle tartışıp yürüyorsak, burada çok yaratıcı mıyız hakikaten? Yani toplumda gelişen süreçlere baktığımızda ona uygun modeller geliştirebiliyor muyuz hakikaten? Yani buna bakmak lazım. Yani bugün hani hep konuşuluyor ya işte Z kuşağı vesaire. Şimdi baktığımızda mesela bizim üslubumuz, söylemimiz, hedeflerimiz, örgütlenme anlayışımız, attığımız adımlar bugünkü gençlere hakikaten hitap eden şeyler mi? Onların ihtiyaçlarını ve yönelimlerini yakalayabiliyor mu? Onlara cevap verebiliyor mu hakikaten? Buralara bakmak gerekiyor. Yani biz belki bazı yerlerde takılıp kalmış olabiliriz. Dolayısıyla biraz modellerde ve söylemde yaratıcılığa ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. Yani tek bir yere takılıp kalmamak gerekiyor. Burada belki hedef olarak baktığımızda biraz evvel hem Ender arkadaşımız hem Ercüment arkadaşımız değindi. Hedef olarak baktığımızda belki ortak ve birlikte mücadeleyi hedef olarak koymak gerekiyor. Hani ne için? İşte tabii ki demokrasi için, tabii ki emeğin hakları için. Arttırabiliriz bunun sözlerini şüphesiz ama çok temel iki konu olduğu için hani bunu söyledim. Demokrasi ve emeğin hakları için. Bu ortak mücadeleyi, birlikte mücadeleyi farklı biçimler altında nasıl sürdürebiliriz, ortaklaştırabiliriz? Bunun yollarını
bulmak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani Fransa'ya baktığımızda, hani ben çok kısa lafı uzatmadan ona da değinmiş olayım. Fransa'da böyle bir gelenek var. Zaman zaman işte toplumdaki bir faşizmin yükselmesi karşısında bir tutum alma açısından baktığımızda, belki de Avrupa ülkeleri açısında en fazla bu konuda deneye sahip olan yerlerden bir tanesi Fransa'dır doğrusu. Şimdi hani son yaşanan da biraz buna dair bir şeydi. Çok yabancı olduğu bir şey değil Fransız toplumunun, orada yaşayan insanların böyle bir şeye. Ama şuna da bakmamız gerekiyor. Biz aynı reflekslere, alışkanlıklara sahip miyiz? Yoksa bazı tartışmalara takılıp kalarak ortak mücadelenin imkanlarını kaçırıyor muyuz? Bu sorunun cevabını bulmak lazım. Yani bazen şimdi arkadaşlar, tenzih ederek söylüyorum, buradaki arkadaşları kimse üstüne alınmasın. Hani ben de kendimi katarak bunu söylemiş olayım. Bizim böyle kavram takıntılarımız vardır. Ve o kavram takıntıları zaman zaman birlikte mücadelenin imkansız hale gelmesine neden olan takıntılar olmaktadır. Dolayısıyla belki bunları biraz geriye çekmek lazım. O açıdan düşünmemiz gerekir diye öneriyorum. Bir de şu var, yani çok lafı uzatmadan toparlayayım. Bugün Türkiye açısından baktığımızda, biraz hemen Göksel sen söz ettin, şöyle bir durum var. Belki her ülke için geçerli olmayabilir bu söylediğim. İşte Avrupa'ya baktığımızda ya da dünyanın farklı ülkelerine baktığımızda, ama Türkiye'de bir toplumsal tarihsel ihtiyaç olduğu için bu böyle. Türkiye yani 100 yıllık Cumhuriyet tarihine baktığımızda işte farklı kimliklerin, kültürlerin, ana dillerin, inançların birlikte yaşadığı bir coğrafya aslında. Bu topraklar böyle topraklar. Ve maalesef bu gerçeklik çok uzun yıllar Cumhuriyet tarihi içinde yok sayılmış. Yani inkar edilmiş, tekleştirilmeye çalışılmış vaziyette. Tabii bu dönemden çıkış yıllarını yaşıyoruz şimdi. Ve epey bir zamandır. Dolayısıyla bu dönemden çıkarken bu ihtiyacına cevap verecek bir mücadele ortaklığını sağlamak lazım. Yani şunu kastediyorum. Bir taraftan işçi emekçilerin talepleri, mücadeleleri, örgütlenmeleri, bir sınıf mücadelesi açısından baktığımızda çok önemli elbette ki. Ama öbür taraftan bütün bu mücadelenin içinde yer alan toplumsal kesimlerin de farklı kimliklere, kültürlere, ana dillere, inançlara sahip olduklarını bilerek bunu yapmak lazım. Yani bir taraftan kimlik mücadelesi, eğer bu kavramı kullanacaksak söylüyorum, yani eleştiri anlamında değil, kimlik mücadelesiyle emek mücadelesini ortaklaştırmak, birlikte sürdürmek ve herkesin ihtiyacına da cevap veren bir ortam yaratmak önem taşıyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu belki baktığımızda çok geleneksel formlar açısından bir dezavantaj gibi görünüyor ilk anda, ama öbür taraftan baktığımızda da bugünkü ihtiyaçlar ve toplumsal gerçeklikler açısından da baktığımızda bu belki çok büyük bir avantaj. Yani bütün farklılıkları bir hem emek hem kimlik mücadelesinde, yani ekmek ve adalet mücadelesinde, toplumsal adalet mücadelesinde ortaklaştırmak, bütünleştirmek aslında çok zenginlik yaratacak da bir özellik olabilir. O yüzden buraları da değerlendirmek önemlidir diye düşünüyorum doğru. Evet, o zaman Ender İrmek, size bu noktadan şöyle devam edelim diye düşünüyorum. Şimdi şu ana kadar yaptığımız konuşmalara baktığımda ben daha çok sol bir arada nasıl hareket eder, bunun formülleri üzerine kafa yorulduğunu görüyorum, ama solun kendini yapılandırma adına yaptığı bir hamle var mı? Buna gerek mi duyulmuyor? Çünkü
Sözünü ettiğimiz bu hamlelerin ben de çok uzun yıllardır bizzat sahada her seçimi izlemiş bir haberci kimliğimle de yaptığım gözlemi paylaşarak size sözü size bırakayım. Daha çok böyle şunu görüyorum. Öbekler halinde reaksiyonel oylar bir oraya gidiyor, bir oraya gidiyor. O birleşmiş oraya gidiyor. Sonra o kendi oyu zannederek bir sonraki seçime tek başına giriyor. Fakat bir bakıyor ki karşısında bir önceki seçimde aldığı oy yok. Onlar bu sefer umut vadeden bir başka yere yine reaksiyonel olarak dönüyor. Bunun önüne geçmenin yolu acaba bir araya gelmekten mi ibaret sadece? Yoksa sol kendini nasıl sorgulamalı, nasıl yapılandırmalı, toplumdan gelen talep karşısında ne tür çözümler üretmeli noktasında da kafa yoruluyor mu? Evet, ilk girişte biraz bir sesim geliyor şimdi değil geliyor, mi? Geliyor, evet, duyuyoruz. Evet. Şimdi bir aslında Türkiye Sol Hareketi, Devrimci Demokratik Hareket hep bir çırpınış içerisinde, bir çaba içerisinde. Ancak bu çırpınışını, bu çabasını, bu özverisini bir toplumsal harekette dönüştürme konusunda hamle yapamıyor ve bu hamle yapamamasının nedeni dış faktörlerden kaynaklı bir durum olarak değerlendirilmeden yeniden dönüp kendimize bakmaya ihtiyacımız var. Yani Alper arkadaşımız bir biçimde söyledi, hani işte Türkiye'de solun durumu nedir denince dünyada sol başını almış gidiyor da bizde mi böyle? Yani bu, evet, böyle bir nesnel durum var. Ancak bizim kendi durumumuzu izah etmek için bu nesnel durumu, bu realiteyi kabul etmeden nasıl bir yol bulabileceği sorusuna daha çok yanıt bulmamız gerektiği kanaatindeyim. Şimdi buradaki arkadaşlar yakından bileceklerdir. Ben Türkiye Sol ve Sosyalist Hareketi, Devrimci Hareketi'nin işte Kürt Hareketi'yle Türkiye Sol ve Sosyalist Hareketi'nin bir bütün olarak bu sistemden zarar gören güçlerinin ortak paydalarda birleşmesi, müştereklerde birleşmesi ve buna uygun formlar yaratması, yaratıcılıkla hareket etmesi konusunda hem kafa yoran hem bunun çabası içerisinde olan birisi oldu. Yani bunu çok fazla önemsiyorum. Çünkü aslında Türkiye'nin sol ve sosyalist hareketi, yani bir özellikle 12 Eylül öncesinde işte bir Sovyet meselesinden işte çeşitli ideolojik ayrışmalar, birbiriyle değerlendirmeler ve yeterince yan yana gelmemenin, uluslararası düzeyde farklı nedenleri, işte Sovyetler Birliği, Arnavut meselesi, başka böyle kamptaki farklılıklar, ayrılıklar ve benzeri. Ama aslında 12 Eylül'den sonra Türkiye'nin sol ve sosyalist hareketi bu meseleleri, çünkü hepsi cezaevlerinde, hücrelerinde, işkencehanelerinde ortak kaderi paylaştılar. Yani oralarda, dışarıda birbirlerine hiç de iyi gözle bakmayan kesimler birbirleri için canlarını feda edebilecek denli büyük fedakarlıklar yaptılar. Bunlara 12 Eylül'de yaşanmış olan o dönemi, o cezaevleri, işkencehaneleri, uzun süre tutukluluk ve cezaevi süreci yaşanmış olan birisi olarak, deneyimlenmiş bir yerden ben bunları söylüyorum. Ve aslında burada çok ciddi mesafeler katledildi. Burada belki çok açık ve net bir biçimde ifade edilmese de içselleştirilmiş bir öz eleştiri var burada. Geçmişte sol ve sosyalist hareketin birbirine karşı tutumunda ki yanlışlıklara dair. Ancak bizim sorunumuz ondan sonra hamle yapma konusunda, nasıl hamle, nasıl yan yana geleceğiz? Buralarda aslında yeterince bir öz eleştire süreci... Ya da nasıl ortak bir politik, ya da nasıl ortak bir politika geliştireceğiz? Ortak bir politika geliştirememenin nedeni bu üzerine daha çok özellikle yaklaşmamız gerekiyor. Yani şimdi ortada bir deneyim var. Sonuçta en basit bir şeyle şunu söyleyeyim. Yani Gezi direnişinde sol ve sosyalist hareket ortak bir tutum şey yaptı ama aslında burada bile Gezi direnişini, halk hareketini daha ileriye taşıma noktasında, yani o dönemi Alper arkadaşımız, işte TKP'den, Şirketlik'ten arkadaşlar, Halk Devrimi'nden arkadaşlar, biz bunlara çok kafa yorduğumuz için Sarvan arkadaşımız, Hükümet arkadaşımız, yani o dönemin
aslında bir anlamıyla içerisinde yer alan arkadaşlar olarak hep kafa yorduğumuz meseleler ama mesela biz Gezi'de bir halk hareketine dönüşecek ve onu daha sonra sisteme karşı, iktidara karşı bir hamle yapabilecek, sayılıklığa vücut bulabilecek bir şeyi dönüştüremedik. Tam aksine AKP mesafe aldı. AKP ondan sonra yani iktidar hem ekonomik, sosyal, siyasal anlamda hem politik anlamda bizi daha zayıf zaten. Türkiye Devleti Demokrat Hareketi'ne daha çok baskı uygulayan, daha çok işte bizim zayıfladığımız bir döneme tekabül etti. Yine Kobani meselesi yani Kobani yani aslında bu iki toplumsal hareket, Kobani halk hareketi işte o Kumpas davasıyla bugün AKP'nin ölç almaya çalıştığı iki dava var. Bir Kobani Kumpas davası, bir diğeri de Gezi davası. Bunların ikisi AKP açısından büyük bir yara olarak değerlendiriliyor. Ama Türkiye'nin sol ve sosyalist hareketi bu iki toplumsal hareketin kusurları, eksikleri, o dönemde yapamadıklarımız, değerlendirilemediklerimiz bugün hangi şeyde değerlen, bunları nasıl masaya koyacaklar? Dolayısıyla Türkiye Sol ve Sosyalist Hareketi, Türkiye'nin Kürt Özgürlük Hareketi'yle bunun dışında kalmış olan tüm kesimler, kendisine ne derlerse desinler ama bu sistemde problemi olduğunu söyleyen, emek davasına dair söz söyleyen, özgürlüklere dair bir kaygı, bir hesap içerisinde olan kesimlerin hala beraber hamle yapamıyor oluşumuzun nedenlerine dair ciddi bir biçimde bir özel eleştiriye ihtiyaçları olduğu kanaatindeyiz. Bu ciddi bir biçimde masaya konulmuş durumda değil. Şimdi aslında halk bir biçimde yani bizim Fransa meselesine baktığımızda orada işte böyle bir adayların geri çekilmesi yani hem Macron'un hem yeni halk cephesinin böyle bir şey karşısında pozisyon alma yani yeni neofaşist hareketin özellikle Fransa'daki tehlike, İkinci Dünya Savaşı'ndaki hem faşistin hem işte halkın karşı karşıya kaldığı 600 bin dolaylıkta insanın katledildiği, 100 binlerin işkenceden geçirildiği onu hatırlatarak yani bir tarihsel gönderme yaparak bir halk cephesi kuruluyor ve adına da yeni halk cephesi ismi veriliyor. Ve burada da bunu yaparken cumhuriyetçilerle yani faşist harekete karşı Avrupa Parlamentosu'ndaki durum, sonra bunun yansıması olarak Fransa'daki durum, bunun karşısında nasıl bir pozisyon alması gerektiği konusunda toplumsal bir refleks gösteriliyor. Aslında son yerel seçimde Türkiye'de böyle bir refleks gösterildi. Yani sol ve sosyalist hareketin bu meselede ne kadar payı var bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Halkın gösterdiği basiretle sol ve sosyalist hareketin bu gösterilen basireti kendi devrimci dinamikleriyle onu bir biçimde bezeyerek, onu bir biçimde bütünleştirerek yeni bir hamleye enerji ve motivasyona dönüştürme konusunda nedir pozisyonum? Şimdi Kürt yani mesela Suriye meselesi konuşuluyor. Türkiye Sol ve Sosyalist Hareketi'nin Suriye meselesinde ortaya koyduğu bir program yok şu durumda. Yani mülteciler meselesi. Şimdi mülteci meselesini CHP işte gündeme geliyor, AKP'nin karşısına söylüyor ama CHP'nin mülteci meselesine, göçmen meselesine bakışıyla Sol ve Sosyalist Hareketi'nin bakışı çok farklı. CHP daha ulusalcı bir yerden bakıyor. Evet yani bir görüşmeye trafiği başladı, belki görüşmeler olacak ve benzeri. Ama aynı zamanda mesela Sol ve Sosyalist Hareketi'nin ya burada milyonlarca Suriyeli var ve bu Suriyeli demokrat, devrimci, ilerici, işçi, emekçi bir demokratik Suriye hareketinin Türkiye'de yaratılamamış olması mesela. Yani dünyadaki mülteci hareketlerine baktığınızda genellikle sosyalist, devrimci, demokrat, o ülkenin sol ve sosyalist hareketiyle mülteci hareketlerinin bir istibatları söz konusu ve bu aslında aynı zamanda şey olarak Suriye bazında söyleyecek olursa Suriye'de nasıl bir yönetim meselesi, nasıl bir demokratik hareket? Suriye'ye biz örneğin işte Suriye'de demokratik güçlerin olduğu Rojava bölgesine ne öneriyoruz? İşte oradaki cihatçı ve selefi örgütler için ne söyleyeceğiz? Esad için ne öneriyoruz? Türkiye'nin orada işte kendi denetiminde bulundurduğu ve selefilerle içinde içine girmiş olduğu ilişki diyalog konusunda ne söylüyoruz? Burada bağımsız, demokratik, yani Suriye içeride Suriyelilere söylediğimiz ama aynı zamanda Türkiye'ye bir demokratik hareketin gelişimi noktasında. Burada yani bu burada pozisyon alma, burada kendisini izah etme, ifade etme, bir çekim merkezi olma. Dolayısıyla Kürt meselesinden uzak duran sol ve sosyalist hareketi
Türkiye'nin demokratikleşmesi ve CHP'nin de dışında, diğer hareketlerin dışında gerçekten devrimci demokratik bir hareket olarak. Buradan şunu söylemiyorum. Zaten işte son yerel seçimde örneğin. Şimdi CHP'nin çok özür dilerim. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Ender İrmek, şimdi Suriye'de siz mülteci diyorsunuz ama sığınmacı tırnak içinde, altını çiziyorum onun. Çünkü mülteci olarak kabul edemiyoruz statü olarak biz onları. Sığınmacılarla ilgili az önce peş peşe sıraladığınız çözüm önerilerini Türkiye'deki işçi sınıfı, Türkiye'deki çalışan, Türkiye'deki emekçi, Türkiye'deki arayış içinde olanlara sol bu netlikte söyleyebiliyor mu? Bence mesele burada başlıyor. Yani bu konuda evet bir sürü şeyi peş peşe sıralayabiliyoruz ama bizim gençlerimize sol ne söylüyor? İsterseniz bu noktada bir Alper'e döneyim. Alper ne söylüyor sol bizim gençlerimize? Evet. Yani ben çünkü bunu şunun için de soruyorum. Özellikle son seçimlerde, peş peşe yaşanan seçimlerde çevremde kendi çocuklarım da dahil olmak üzere pek çok genç, burada çalışan genç arkadaşlarımız da dahil olmak üzere şunu görüyorum. Yani bir taraftan bir kaygı var, kendilerine bir gelecek çizemiyorlar. Gelecek çizemedikleri için hani o gelecek doğrultusunda nasıl bir oy kullanayım? O zaman buradan işte CHP sebepleniyor. Aman işte büyük fotoğrafta CHP'ye verelim ki şöyle olsun ama işte bizim mahallede de tipe verelim böyle olsun ya da diğer partilere verelim, HDP'ye verelim. İkiye bölünen, üçe bölünen ama aslında hiçbiri de kendilerinin gitmek istedikleri yer olmayan ve sonuçta sadece reaksiyonel olarak kalan, o nedenle de bir sonraki seçimde aynı oyu alamayan partilerin sürekli gezdiği bir noktadayız. Yani biz bu seçmene sol olarak ne diyoruz? Evet. Şimdi öncelikle tabii tartışma iyi gidiyor. Bir de laf tabii, açıyor. Tabii. Konu başlıkları da çok çeşitleniyor. Fakat Ender'in söylediği şeyi tamamlayayım. Birbirimizi anlarız yani. Anlamadığımız için söylemiyorum da bizi dinleyen insanlar tabii anlasın diye söylüyorum. Ben şimdi şöyle bir mazerete sığınmak için o cümleyi kullanmadım yani. Bilinsin diye söyleyeyim. Dünyada da sol aynı. Bizde de aynı. Ne yapalım işte. Yapacak bir şey yok manasında bir yaklaşım olarak söylemedim. Nesnelliği ifade etmek için söyledim ama bu bizim öznel eksikliklerimizi, yetersizliklerimizi göz ardı etmemize engel olmasın. Yani dünya böyle, biz de böyle, ne yapalım? Elimizden başka bir şey gelmiyor gibi bir mazeretçiliğe sığınmak için söylemedim. Bu nesnellik ve öznellik dengesini iyi kurmak lazım. İyi kurmadık mı kendimizi de heba etme potansiyeliyle karşı karşıya kalabiliriz. Şimdi ikinci bir nokta, mevzuyu dikkat ederseniz, sizi eleştirmek için söylemiyorum her şey. Yok, programı eleştirebilirsiniz de. Oy üzerinden sürekli tanımlıyoruz. Hayır, oy üzerinden şimdi, onu ben açayım isterseniz. Hayır, anladım. Yani sonuçta Türkiye iktidara oyla geliniyor. Tamam, İktidara talip olabilmek için onları elde anladım, etmek ya, gerekiyor. Ben sorunuzu elbette anladım. Sorunuzu anladım da ben de başka bir bakış açısıyla tabii açayım, derinleştireyim diye söylüyorum. Şimdi Ercüment arkadaş da ifade etti. İşte Türkiye solu ve sosyalist hareketi gençlerle, işçilerle, emekçilerle ve benzeri kesimlerle ilişkisini, onların oyunu alma üzerine mi kuracak? Yoksa onları bir siyaseten özne yapıp kendi kaderini kendi ellerine alabilecekleri bir toplumsal mücadele ve örgütlenme olarak mı kuracak? Şimdi meselenin gelip solun birleşik tutumu, tavır alışı filan meselesinde geldiğimizde kilitlendiğimiz nokta seçimlerde oyumuzu nasıl kullanacağız, nasıl bir seçenek sunacağız, birleşik seçenek sunacağız gibi bir tartışmaya hapsoluyor. Şimdi Türkiye solunun, sosyalist hareketinin şöyle bir problemi var. Mesela ben 84'lerde üniversiteye girdim. Biz bir gençlik hareketinin yürütücüsü olmaya çalışıyorduk. Bir mirası devralıp bir gençlik hareketi yarattık. Şimdi ortada bir gençlik hareketi yok. Şimdi sol var da toplumsal manada sol yok derken bunu anlatmak istiyorum. Mesela solun siyaseten büyüyebileceği bir birleşik gençlik hareketi yok, bir birleşik emek hareketi yok, bir birleşik çiftçi hareketi yok, bir birleşik ekoloji hareketi yok. Dağınık olarak ekoloji hareketleri var ama birleşik yok. Kadın hareketi güçlü ama o da çok birleşik değil ve benzeri. Veya bir dönem Irak'ta savaş hayır diye ortaya çıktığımız birleşik bir barış hareketi de yok. Şimdi buradan baktığımızda doğal olarak toplumsal zeminini kaybetmiş, yukarıda söze dayalı ve az önce Ercüment'in de söylediği gibi ve sözcülere dayalı
Bir siyaset tarzının sol olarak büyüyebilmesi elbette mümkün değil. Bu oyu önemsiz kılalım, göz ardı edelim anlamında söylemiyorum. Bir sosyalist devrimci hareket ancak o platformlarda etkili olabilecekse toplumsal gücüne bağlı olarak etkili olabilir. Bizim seçime kadar emekçilerle kurduğumuz ilişki dışsal bir ilişki olduktan sonra oy verme ilişkisine geldiğinde o konuda halkımız pragmatik davranıyor, faydacı davranıyor. Bu da anlaşılır olan bir şey. Yani bizi niye tercih etsin? Yani bizim güzel ütopyalarımız var, ideolojimiz var filan. Biz bile bak o manada bazen şöyle bir tutum alıyoruz. Yani geri bir tutum alıyoruz tırnak içinde. Herkes şimdi halk cephesini konuşuyor da ya işte Türkiye Solu Sosyalist Hareketi bu halk cephesinin bu taktiğini ya biz zaten yıllardan beri yapıyoruz. Yani siyasal İslamcı rejimi geriletmek için taktik manada hep geride duruyoruz, geri çekiliyoruz. Yani onu yenmeyi bir baş çelişki olarak görüyoruz. Bakın 12 Eylül 2010 az önce Ender İmrek söyledi. Ta o dönemden bu yana bu siyasal İslamcı rejimi geriletmek için hep taktiksel olarak yani AKP'yi yenme konusunda en geniş ittifakın parçası olduk. Bak en geniş ittifakın parçası. Ben bile ÖDP başkanı olarak gittim. CHP'den Beyoğlu belediye başkanı aday oldum. Yani belediye başkanı olmak için değil. Yani o cepheyi zayıflatmak için biz de bir yerden taşın altına elimizi öyle bir siyaset oluşturduk. Veya başka arkadaşlar veya HDP'nin aldığı tutum veya diğer arkadaşlar Emek Partisi'nin aldığı tutum hep siyasal İslamcı rejimi. Yani burada bizim Fransız solundan öğreneceğimiz değil. Belki de Fransız solu bizden öğrendi. Öyle düşünmek gerekiyor. Öyle ele almak gerekiyor. Şimdi problem şurada. Şimdi yenme konusunda geniş bir ittifak oluşturabiliyoruz da kurma konusunda, geleceği inşa etme konusunda bu konularda sağlıklı bir zemin inşa edemiyoruz. Yani çünkü mesele sadece yenmek değil. Şu an siyasal İslamcı rejimi de yenmiş değiliz. Sadece durdurabilmişiz, engelleyebilmişiz ama bakın siyasal İslamcı rejim özellikle eğitim alanında yeni müfredat ve öğretmen meslek kanunu üzerinden aslında kaldığı yerden kendi siyasal İslamcı ideolojisini inşa etme konusunda çabalara sürdürüyor. Şimdi bizim burada geliştireceğimiz bir mesele şu. Şimdi kurma konusunda nasıl bir zemin geliştireceğiz? AKP'yi yenme konusunda bir sıkıntı yok. En geniş ittifakın bir parçasıyız. İkincisi sosyalist hareketin bağımsız bir politik çizgisine ihtiyaç var. Bu politik çizgi yok. Ortada bu politik çizgi olmadığı noktada az önce Ender arkadaşın da sözünü ettiği birleşik bir halk cephesi de olamıyor. Çünkü şimdi burada HDP tartışması açmak için söylemiyorum. Türkiye solunun toparlanma, bir arada olma zemini olarak HDP demi görmemek gerekiyor. Ama HDP'nin de demin de içinde yer aldığı geniş bir birleşik cephe olabilir tabii olmalı. Ama domine olarak HDP'nin ve demin ekseni siyasi ekseni etrafında oluşan bir birleşik zeminin de zaafları, sıkıntıları, sorunları, açmazları yaşanıyor. Şimdi şöyle düşünebiliriz. Birincisi AKP'ye karşı en geniş muhalefet. İkincisi sosyalistlerin kendi bağımsız politik çizgisi. Üçüncüsü Kürt hareketi ve az önce Savran arkadaşın söylediği manada kimlik ve benzeri taleplerini içeren geniş demokratik dinamikleri içeren daha geniş bir ittifak. Bunlar iç içe ve birbirinden bağımsız olarak düşünülmemeli. İç içe yani tek bir noktada meseleyi ele almamız gerekmiyor. Şimdi Ercüment arkadaş kendisini takdir ediyorum her zaman takdirde ki yanlış anlamasın ya yani ben neyim takdir ediyorum arasında bir dost ve arkadaşı olarak yani sığınmacı, göçmen, mülteci meselesine aramızda en çok kafa yoran arkadaş. Ay söyledikleri evet. Doğru evet. Söyledikleri doğru. Şimdi bakın önümüzdeki dönem ya dünyadaki bütün siyasi saflaşmalar zaten sığınmacı, göçmenlik ve mültecilik üzerine ekonomik kriz sığınmacı, göçmenlik ve ırkçılığa doğru bu şey üzerine aşırı sağ bu yüzden şey yapıyor. Solun doğal olarak buna yanıt vermesi gerekiyor. Ekonomik kriz. Mesela gayet tabii. Şimdi bizim şöyle toparlayayım. Şimdi iklim krizi, ekonomik kriz, göçmenler, mülteciler, sığınmacılar ve bir de yapay zeka. Şimdi bu da önemli bir mesele. Mesela Türkiye solu, sosyalist hareketi, dünya solu. Yapay zekanın yaratacağı hem insanlık açısından hem sınıf ilişki ve çelişkileri açısından yaratacağı sonuçları da biz aynı zamanda tartışmalı ele almalıyız. Şöyle toparlayayım bitireyim. Bugün sol var ama sol bir odak yok. Yani birleşik sol bir odak yok. Yani desem ki sol parti odak doğru söylemiş olmam. Desem ki tip odak doğru değil. Tip de bir odak değil.
Ya desem ki DEM odak değil, yani sol sosyalist bir odak değil. Emek Partisi odak değil, böyle gerçekçi konuşalım. Yani mesela ÖDP'nin o dönemki olduğu odak kim bir odak değil. Yani o zaman ÖDP'ye bütün burjuva siyaseti bile bakardı. Oradan bu ÖDP ne diyor? Bütün solda bakardı. Eleştiren de bakardı. Nasıl odak olacak peki? Odak politikasıyla, yönelimiyle, siyasetiyle birleşik bir merkez, siyasi merkez olabilmesi. Mesela krize karşı bizim niye bir masamız yok? Bak biz çok şey kaybettik. Eskiden emek örgütlerinin platformu vardı. Onlar sol siyasi partilerle de ilişki kurarlardı ve bir takım çıkışlar yapardık emek platformu. DİS, KES, TÜMOP, TTB. Şimdi bakın buradaki pozisyonlarımıza ne kadar geriledik. TTB ne kadar geriledi, KES ne kadar geriledi, efendim DİSK ne kadar geriledi, TÜMOP ne kadar geriledi. Niye geriliyor bunlar? Neden geriliyor? Nasıl bir siyasetin üzerine gelişiyor? Şimdi söyle toparlayayım. Sol bir sosyalist, sol bir odak yaratmak gerekiyor. Birleşik bir zemin ve cephe elbette yaratmak gerekiyor. Ama aynı zamanda birleşik bir gençlik hareketi, birleşik bir emek hareketi, birleşik bir çiftçi hareketi, birleşik bir ekoloji hareketi de yaratmak gerekiyor, gerektiğini düşünüyorum. Diğer konularda söylenecek çok söz var ama sözü çok bağladım. O yüzden burada bitireyim. Peki o zaman çok özür dilerim. Bu arada indirilmek demin ben söyleyeceğiniz sözü mü kesmiş oldum? Eğer ekleyeceğiniz bir şey vardıysa devam ediyordunuz da araya girdim sanki. Yok, önemli değil. Önemli değil. Ben sadece aslında Akper arkadaşımız da ona bir biçimde vurgu yapmış oldu. Yani biz aslında Fransa'daki duruma benzer bir şeyi son yerel seçimde yaşadık. Ondan önceki Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşadık. Yani yine Alper arkadaşımızın vurguladığı gibi Türkiye devreci demokratik hareketi, sol sosyalist hareketi, Kürt özgürlük hareketi aslında bir biçimde seçimlerde yani ortak tutum almada bir biçimde bir feraset, bir sorumluluk sahibi, bunu geliştirme dinamiklerine sahip. Ama esas olarak belki bir burada tamamlayayım ben. Yani bir sol odak meselesi, devrimci demokratik odak meselesi ya da halk hareketini ilerletecek odak. Ben tanım daha doğru olabilir. Yani çünkü Fransa'daki şeye de bakıldığında içinde sol, sosyalist, yani birçok şey var ama kendisini bir halk cephesi olarak, bir halk hareketi olarak tanımlama ihtiyacı duydu. Yani bizim de Türkiye'deki meseleyi belki buralardan bir halk demokratik, ben demokratik bir Türkiye, Kürt sorunu demokratik çözümünü de kapsayan, emek meselelerini kapsayan böyle bir odak ve yine orada Alper'e çok katılıyorum. Ona dikkat çektiği için bunu şimdi burada söyleyerek bitiriyorum. Yani bir DEM Parti ya da herhangi bir partinin odak olduğu, dominant olduğu bir hareket geliştirmek ve bir geliştirme çabasıyla biz burada başarılı olamayız. Evet. Burada herkesin uygun biçimde önerileriyle, uyarılarıyla, eleştirileriyle, öz eleştirisiyle ortaya yeni bir platformu nasıl yaratabileceğimiz sorumluluğuyla hareket edebilirsek bir yol açabileceğimizi düşünüyorum. O zaman tam bu noktadan Ercüment Akdeniz sözü size bırakayım. Kendiliğinden gidiyor zaten. Evet. Şimdi şunu söyleyeyim bir kere. Şimdi Fransa'daki seçimlere baktığımız zaman ittifakların seçimlere girebildiğini görüyoruz. Yani prosedür olarak, seçim yasası olarak. Türkiye'de böyle bir şey mümkün değil. Zaten partilerin bir arada hareket etmesine dair çok ciddi sorunlar var. İşte milletvekili dağılımı, diğer meselelere vesaire. Bunun çözülmesi gerekiyor. İttifaklar girebiliyor şimdi son seçimlerde, düzenlemelerde işte Atay ittifakı gibi falan yani olabiliyor. Yok yani. Şöyle yani girseniz bile işte orada en çok oy alan partilere dağılımda çok ciddi matematiksel sorunlar çıktığı için ona binaen. Bu son sanırım 18 Mayıs 28 Mayıs mıydı? Evet, seçimleri döneminden önce bu Emek ve Özgürlük İttifakı döneminde yapılan tartışmalarda geçmişti. Hatta o zaman Sol Parti Sosyalist Üst Birliği Partisi'nden arkadaşlarla da bu görüşmelerde sanırım bir şekilde geçti. Yani mesela seçimden 6 ay önce adı Emek ve Özgürlük Partisi olan bir çatı partisi, seçim partisi kurulabilmiş olsaydı Emek ve Özgürlük İttifakı bu kadar kriz yaşamayabilirdi. Seçim sonrası tartışmalara bakıldı. Ya da
O zaman sanırım Alper abim mi önermişti, hatırlamıyorum ama bir halk ittifakı, halk parti öyle bir şey geçmişti. Diyelim ki bir halk ittifakı partisi, ismi hiç önemli değil. Madem böyle bir engel var, yani Fransa'da ya da başka yerlerde yapılan o ittifak gücünü seçim için sadece, başka bir şey için değil, bir parti örgütlemek üzere değil. Bu yapılabilir. Bunun üzerinde yoğunlaşmak gerekiyor yakın dönemde. Yoksa benzer sıkıntılar olacak. İkinci konu şu. Şimdi gerek Emek ve Özgürlük İttifakı deneyleri olsun, önceki deney olsun, gerekse Sosyalist Güç Birliği deneyi olsun. Bunun ortaya çıkarttığı temel argüman şuydu. Biz bir seçim ittifakı değil, mücadele ittifakıyız. Seçimleri de önemsiyoruz. Açıklamalar bu yöndeydi. Ama gördük ki seçim ittifakının ötesine geçmedi. Seçim tartışmalarının ötesine geçmedi ya da ilerlemedi. Yani Sosyalist Güç Birliği bir kısa açıklama yaptı. Emek Özgürlük İttifakı'ndan da çok ciddi bir şey çıkmadı. Yani sonuç itibariyle eleştiri, öz eleştiri, eksiklik iddiaların çok gerisinde kaldı. Şimdi şunu söylüyorum ben. Bütün partilerin ve ittifak deneylerinin çok daha ötesinde bir gri alan var ve bu gri alanda milyonlarca insan buraya bakıyor. Yurttaşlar, vatandaşlar, aydınlar, sendikacılar, gençler bir mıknatıs çekim gücü alanı oluşmuyor bir türlü. Bunu görmeyince kitleler gelmiyorlar ve ben bu dönemin, bu gri alanın son 31 Mart seçimleriyle beraber de daha çok CHP tandanslı toparlandığını düşünüyorum. Ama hala orada da örgütlü olan bir kesim değil. Dolayısıyla bu gri alanı kapsayacak tek tek partilerin bir etki alanı yok. Siyasal aktör, sosyalist siyasal aktörlerin, akımların böyle bir şansı yok. Bu alanın oluşması lazım. Üçüncü olarak Türkiye Sosyalist Hareketi'nin çok temel tartışmalarından bir tanesi ittifaklar konusunda. Hep ittifak diyorum çünkü Fransa seçimi bir ittifaklar seçimi oldu. O yüzden diyorum. Aşırı sağcılar da ittifak yaptı. Sol da yeni halk cephesi olarak da ittifak yaptı. Üçüncü olarak burada bu ittifak şeyinde Kürt sorunu. Kürt sorununa yaklaşım demokrasinin bir sorunu olarak o ve benzer sorunlar ve HDP DEM geleneğiyle ve bugünkü DEM Parti'yle nasıl bir ittifak bulunacak? Bu alan çözülmediği zaman başarıya gidilemiyor. Yani bu ortak hareket zemininin kurulması lazım. Dördüncü olarak Cumhuriyet Halk Partisi ile kimi yerde oy vererek destek veren son seçimlerde, 31 Mart seçimlerinde, kimi yerde de kent uzlaşısı adı altında birliklerle önemli bir şey elde edildi. Yani bu burada da bir gri alan var. Yani orada da bir de kötü bir deney var. Çünkü Millet İttifakı döneminde de Ümit Özdağ protokolünün yarattığı bir travma var. Yani Millet İttifakı'na oy veren gençlerin çoğu iyi ki Millet İttifakı, iyi ki Kılıçdaroğlu kazanmadı. Kazansaydı İçişleri Bakanı Ümit Özdağ olacaktı. Biz ne yapacağız, ne yapacaktık diye sordular. Bu travmanın aşılması da çok önemli. Dolayısıyla Bu sanıyorum sadece onlarda değil, geniş kesimlerde böyle bir travmaya yol açtı. tabii. Ya özellikle gençlerde ama çok geniş kesimlerde. Şimdi beşinci şeye geçiyorum. Böyle maddeler halinde söylüyorum ki daha akılda olsun. Beşincisi şu, bakın. Şöyle bir tablo var. Sosyalist enternasyonal diye bir şey var bugün Avrupa'da. Ve bugün yeni halk cephesi ya da İngiltere'deki İşçi Partisi deneyleri de oraya dayanıyor. Şimdi Sosyalist Enternasyonel'in genel başkan yardımcısı kim? Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı Özgür Özel seçildi. Şimdi bu Sosyalist Enternasyonel'in neresi sosyalist diye sorarsanız sosyalist falan değil. Eski sosyalizmin birikimlerini bir şekilde prestijini kullanıyor ama sosyal demokrat partilerden oluşmuş bir yapı çoğunluğunda. Da küçümsemek, gitmek, şey yapmak için söylemiyorum. Ama şöyle bir gelişme oldu bakın. Dediler ki bu aşırı sağ partilerin yükselişiyle beraber Avrupa Parlamento seçimlerinin hemen öncesinde söylediler. Dediler ki
aşırı sağ büyük tehlike, dalga dalga geliyor. Avrupa Parlamento seçimlerinde çok ciddi sonuç elde edecekler. Bu öngörü doğru çıktı. Bu tehlike çıktı. Ama seçimlerin öncesinde şunu söylediler. Ya kullandıkları argüman ne? Ona bakalım. Yabancı düşmanlığı. Göçmen düşmanlığı. O zaman bizim bununla mücadele etmemiz için o kartı ellerinden almamız gerekiyor. Yani biraz daha yumuşatılmış göçmen karşıtlığını kullanırsak bu iş olur dediler ve İngiltere'de de seçim sonuçlarının başarısının elde edilmesinde bunun etkisi çok güçlü. Şimdi böyle bir sol da olmaz, böyle bir pragmatizm de olmaz. Buraya da bir şey söylemek gerekiyor ve ben mesela Türkiye'de de bakıyorum, yani Sosyalist Enternasyonel'in oturumlarında giderken gelirken sürekli Özgür Özel konuşuyor, mesajlar veriyor sosyal. Yani oraya bir laf söyleyen de yok. Bunları da tartışabilen bir sol akla ihtiyaç var. Son olarak şöyle bir şey söyleyeyim. Pandemi döneminden sonra biliyorsunuz, yani uzun süre eylemler yapılamadı. Kitle eylemleri yapılamadı. Bu da aşılıyor. Avrupa'da aşılmaya başlandı. Türkiye'de ekonomik olarak, sosyal olarak, demokratik alanda sıkıştığı için önümüzde böyle bir dönem var. Onu konjonktürel olarak görmek lazım o durgunluk döneminde. Bu dinamikleri şey yapmak bakımından söylüyorum. Bir not da şu, onu unutmadan söyleyeyim. Bakın bu dünden beri şu tartışılıyor. TÜSİAD Kongresi'nde Mehmet Şimşek'in konuşması, TÜSİAD Başkanı'nın konuşması. İkinci konu ne? Üç konfederasyon uzun süre sonra ilk defa toplandı ve 10 maddelik bir açıklama yaptı Ankara'da. İkisinin arasındaki fark ne biliyor musunuz? Yani TÜSİAD Şimşek programına tamamen bağlı, sadık, memnun. Karşı taraf karşı çıkıyor, taleplerini söylüyor sendikalar. Ama bir fark var. TÜSİAD kayyuma ilişkin fikrini söylüyor. Kayyum siyaseti. Rahatsızlığını dile getiriyor. Bir sermaye örgütü olmasına rağmen. Marif modeline eğitimde karşı çıkıyor. Kadın meselesine dair bir şey söylüyor. Göç meselesine dair bir şey söylüyor. Sendikalar hiçbir şey söylemiyorlar bu konuda. Suriye dış politikasına dair bir şey söylüyor. Dolayısıyla sınıf siyaseti dediğimiz şey sadece sendikal ekonomik sorunlara indirgenemez. Sola sosyalizme zaten orada ihtiyaç var. Bu alanın şey yapılması gerekiyor. Orada kimlik siyaseti diye biraz önce tartışılan konu çok mühim. Örneğin ben buradan soruyorum. Göç sorunu bir kimlik sorunu mu? Böyle ifade ederseniz o zaman sınıf siyaseti ne yapacak? Milyonlarca, 300 milyon göçmen var dünyada. Bunun 167 milyonu işçi. Yani göçmen sorunu özünde bir işçi sorunu. Kürt sorununu ele aldığınızda aynı sorunla karşılaşırsınız. Başka sorunları ele attığınızda aynı sorunla karşılaşırsınız. Dolayısıyla sol sosyalist akımlar bir süredir, uzun süredir kimlik siyaseti diyerek hem bir korkuyu örgütlüyorlar kendi işlerinde, bunlara mesafeli olalım yoksa çizgimizi kaybederiz. Hem de itmiş oluyorlar ve o sorunları sınıf mücadelesinin, sosyalist mücadelenin bir öznesi haline getirmekten uzaklaşıyorlar. Burada da bu kimlik siyaseti tartışmasının da çözülebilmesi gerekiyor ve bütün bunların bir cephe hareketi, bir şey hareketi içerisinde toplanması gerekiyor. Uzattım, özür diliyorum. Bir notum da şu, bununla bitiyor bir cümleyle. Cephe ittifak dediğiniz şey, hani diyorsunuz ya Fransa bunu yarattı, İngiltere bunu yarattı. Biz aynısını yaratmayalım. Yani onlar biraz aşırı sağın biraz sağında kalarak yapıyorlarsa bunu yapmayalım. Ama iyi yaptıkları şeyleri tabii ki örnek alalım. Bu sonuçlar da iyidir. Yani aşırı sağın neofaşistlerin yerini iyidir ayrıca. Ama Türkiye'de şöyle bir sorun var karşılaştırdığımız zaman. Türkiye'de ittifaklar, son dönem ittifaklar özellikle ya da cepheler, partilerden menkul ittifaklar ve cepheler şeyine girdi, çemberine girdi. Ama Fransa'ya baktığımız zaman özellikle Filistin sorunu üzerinden bir ittifak var, yurttaşlar hareketi var. Çevre sorunu, ekoloji meselesinde var, sarı yelekliler meselesi var, sosyal devlet talepleri üzerinden var, antifaşistler var. Yani herhangi bir parti üyesi olmayan, partilerden herhangi birine taraftar dahi olmayan yüz binlerin hareketini kapsadı bu ittifaklar. Örgütler var, dernekler var. Türkiye'de de böyle bir gelenek var. Ama bir türlü bu ittifak tartışmaları, cephe tartışmaları, hatta seçim tartışmaları
partilerin dışına çıkamıyor. Bu çıkamadıkça bir başarı elde etmek mümkün görünmüyor bana göre. Benim de aslında son tura giriyorduk. Son sorum bu olacaktı. Siz bir anlamda cevap da vermiş oldunuz. Buradan nasıl çıkılır diye soracaktım. Yine kısa kısa sizlerden bu soruya cevap isteyeceğim ben. İçinde bulunduğumuz durumu son derece iyi tanımladınız. Yani Türk solunun içinde bulunduğu durumu tanımladınız. Buradan nasıl bir çıkış var diyerek yine Saruhan senle başlayalım. Sesin kapalı galiba, duyamıyoruz. Evet. Geliyor değil mi şimdi? Evet, geliyor. Bir noktaya değinip ondan sonra sorunun tabii cevabını vermeye çalışacağım. Yani bunu DEM Parti adından söyleyebilirim. DEM Parti'nin herhangi bir şekilde yapılacak çeşitli işte adına ittifak mı denir, ortak zeminler yaratmak mı denir, ne dersek diyelim. Buralarda domine etme, belirleyici olma diye bir hedefi yoktur. Net olarak bunu söylüyorum. Hani Alper sormadı, bir fikir belirtti o konuda ama ben cevap vermiş olayım. Ne daha önce HDP'nin böyle bir tutumu vardı ne de şimdi DEM Parti'nin böyle bir tutumu var. Onu özellikle vurgulamış olayım. Birlikte bir şeyi yaratmak istiyoruz. Çünkü kıymetli olan bu. Yoksa belirleyerek, domine ederek falan bir şey yaratmanın çok fazla bir anlamı olduğu kanaatinde değiliz. İkincisi, soruya gelince vurgulamak istiyorum. Yani adı önemli değil. Gerçekten bir ad tartışması yapmıyorum zaten. Zihniyetini tartışıyorum. Yani bir geniş zeminli bir demokrasi ittifakına ihtiyaç olduğu çok açık. Yani adı dediğim gibi demokrasi ittifakı olsun diye söylemiyorum. Seriğine dair bir şey söylüyorum. Bu demokrasi ittifakının elbette ki çok önemli birçok meselesi var ama bugün Türkiye'nin en yakıcı meselelerinden bir tanesi işçilerin, emekçilerin, emeklilerin karşı karşıya kaldıkları sosyal hak kayıpları ve bir ona bağlı olan birçok şey. Yani vaktimiz uzun olmadığı için değinerek geçiyorum. Bu meseleleri içeren, yani işin hem demokrasi kısmını hem emek kısmını içeren, demokrasi kısmında elbette ki Kürt sorununun demokratik ve barışçı çözümünü kapsayan, ki buna hiç kimsenin itirazı olduğu kanaatinde değilim. Böyle bir zemini geliştirme ihtiyacı var. Bir ortak mücadeleyi geliştirme ihtiyacı var. Kimsenin belirleyici olmadığı, böyle bir şey lazım değil bize, belirleyici olmak değil. Tam tersine herkesin eşit olabildiği ama eşit katkı da sunduğu, mücadeleye eşit katıldığı, sadece laf kurmakta, söylemde değil, aynı zamanda fiili anlamda da sokaktaki mücadeleye de, her yerdeki mücadeleye de, sosyal mücadelelere de eşit olarak katıldığı bir zemini yaratmaya ihtiyacımız var. Bunu yapmanın önünde ben çok fazla engel olduğu kanaatinde değilim. Elbette ki fazla tartışılması gereken konular vardır, her zaman olur. Ama anlaştığımız konular tartışacağımız ve anlaşamadığımız konulardan çok daha fazladır. Anlaştığımız konular çok daha fazladır. Dolayısıyla bir Türkiye'de yeni bir döneme geçişin sağlanabilmesi açısından, demokrasi, hukukun sağlanması açısından, emeğin haklarının kazanılması açısından böyle bir adımı ben elzem olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi ismi önemli değil bunun. Yapılacak işler önemli ve en başında Ender arkadaşın söylediği bir şeye atıfta bulunarak sözümü tamamlayayım. Vaktimizi çok açtık belli ki. Seviyoruz ya konuşmayı çünkü. Şöyle, Ender arkadaş bir deneye atıfta bulundu. Referandum deneyine. Yani hepimizin hayır dediği referandumda. Fakat herkesin de kendi argümanlarıyla, kendi politikalarıyla, kendi örgütlenmesiyle hayır dediği bir deneydi bu. Elbette ki hayır diyenlerin kendi aralarında yaklaşma, kesişme, ortaklaşma noktaları vardı. Bunu da eylemde zaten kullanıyorlardı. Belki bu anlayışı daha da geliştirerek, daha yaratıcı olarak, yani temel hedefi
ortaya koyup herkesin kendi elindeki imkanlarla, söylemiyle ama ortak zeminleri de geliştirerek bir mücadeleyi, bir mücadele birliğini yaratması önemli bir adım olur diye düşünüyorum. Yani sadece seçimleri hedefleyerek değil, elbette ki seçimler çok önemli, hiç tartışmasız bu. Seçimleri de hedeflemek, yani değişimi aynı zamanda seçimler yoluyla da sağlamak ama toplumsal mücadelede de değişimi sağlayacak dinamizmi, yaratıcılığı ortaya koymak esas itibariyle. Bunu yapabilirsek ben de önemli adımlar atılabileceği kanaatindeyim. Evet. Hani son cümlemi de öyle kurmuş olayım. Yani umutsuz değilim konuda. Bütün arkadaşlarımız da umutlu değil. Ondan da eminim. Yani böyle bir iradeyi güçlü bir şekilde ortaya gecikmeden koymamız gerekiyor. Onu da vurgulamış olayım. Enderirmek son olarak sizden de ama mümkünse çok kısa, lütfen süremizi çok aştık. Kısaca bu son gelinen noktayı bir de sizden alabilir miyim değerlendirme? Yani sesiniz galiba kapalı. Bu Fransa'daki gelişmeyle birlikte aslında Türkiye Sol ve Sosyalist Hareketi'nin, Devrimci Hareketi'nin, Türk Siyasal Hareketi'nin uzun süredir üzerinde kafa yorduğu mesele daha ete kemiğe bürünür bir hal almak durumunda olacak. Bu konuda hepsinin bir arayış içerisinde, çaba içerisinde olduğunu, sorumluluk gösterdiğini görmekteyim ben de. Yani burada işte yani Fransa'daki yeni bir şey değil, uzun sürecen bir mücadelesiydi. Biz de zaten uzun süreden beri bu yönlü bir mücadele, çaba, karşılıklı yapılan birçok şey söz konusu. Meselenin esası bundan sonra yeni bir platform ortaya koymak. Yani sol, sosyalist, devrimci, demokrat bir olarak Türkiye'nin geleceği konusunda kaygı içerisinde olan içki ve emekçi hareketini geliştirme, özgürlüklerin kazanılması ve bu hukuksuzluğa, bu sömürü yağma düzenine karşı demokratik bir hareket geliştirme konusunda yeni bir platforma ihtiyacımız var. Bunun için her birimizin hem kendi içimizdeki eksikleri değerlendirme, öz eleştirel yaklaşma ve daha çok da kendimize yönelik, yani herkesin kendisine yönelik bir öz eleştirel süreç içerisinde olmasında fayda var. Böyle olabileceği, yani devrimcilerin tüm şeyi fedakarlıklarla, bedelleri ödeyerek ve dolayısıyla da ataları, pusuları kendinde ağlayarak yeniden bir yol arayışı çabası içerisinde oldu. Bundan sonra da sürdürme ihtiyacındayız. Dolayısıyla önümüzdeki süreç için ben de umutluyum. Ancak gecikmeden bu vesile olmalı. Bu program iyi bir vesile oldu aslında. Size çok teşekkür ediyorum. Hızla bu konuda adımlar atmamız gerektiği kanaatindeyim. Evet, çok da ben de teşekkür ederim. Alper Taş, son olarak sana da soruyorum. Şimdi ne yapılmalı? Ya şimdi ne yapılmalı meselesi konusunda kafamız karışık değil. Onu evet. Söyleyeyim. Hızla harekete geçirmeli. Türkiye Solunum Sosyalist Hareketi'nin laf konusunda bir sorunu yok. Neyi yapacağız? Ne yapacağız? Bu konularda dünya kadar lafımız var. Ve nasıl yapmalı diye nasıl mesele oradan kaynaklanıyor. Nasıl yapacağız? Evet. Yani anlatma dönemi bitti. Şimdi yapma dönemi. Yani gerçekten yaparak göstermemiz gerekiyor. Yani dünya kadar laf ediyoruz. Çoğu da doğru, yani politik olarak bir yanlış bir şey de söylemiyoruz ama yani bu işçi emekçilerle gençler, az önce söyledin, dil, tarz ve benzeri konularda bir hemal olamıyoruz, bir iç içe olamıyoruz. Yani orada sıkıntılar var. Nasıl yapmalı konusunda. Bu önemli bir konu. Bunu ayrı bir başlık yaparsanız tamam, sevinirim. Tamam, onu da ayrı bir programda zaman açısından. Şimdi bunun yanı sıra söyleyeceğim bir şey şu. Aslında ben ikinci bölümde, yani ikinci konuşmamda buna dair şeyler söyledim. Şimdi tablo şu. Şimdi ittifaklar. Şimdi birincisi bütün ittifakları unutalım. Yani 14-28 Mayıs, 14 Mayıs'a girerken buradaki bileşenler açısından söylüyorum. Millet İttifakı'nı ve Cumhur İttifakı'nı bir kenara koyalım. Millet İttifakı da bitti gerçi. Bitti zaten. Gerçi değil, bitti. Cumhur İttifakı da sallantıda. Ama bizim iki ittifak da aslında bitti. Yani iki ittifak derken soldan iki ittifak. Emek ve Özgürlük İttifakı ile Sosyalist Güç Birliği tırnak içinde. Bu ikisi de artık geride kaldı. Şimdi yığınla beyaz bir sayfa açalım. Evet, yeni bir başlangıç yapmak evet. lazım. Yeni bir tartışma yapmak lazım. Rahat yapmak lazım. Samimi yapmak lazım.
Yani Saruhan arkadaş dedi ki domine etmeyeceğiz, tamam yani bunu ben bir şey demiyorum ama o da mesela o süreci yaşadı, ÖDP sürecinden yaşadı. Gerçekten Kürt hareketiyle ve Kürt sorunuyla Türkiye Sosyalist Hareketi nasıl bir ilişki kuracak? Bizim ayrıştığımız nokta Kürt halkının talepleriyle Kürt halkının demokratik taleplerine karşıtlık değil. Şimdi cevap hakkı doğmadan çözüm önerisinde kalalım. Cevap hakkı doğacak bir şey söylemiyorum, tamam, ki. Yani peki. Cevap hakkı niye doğsun? Buradaki problem şu, Kürt hareketiyle Sosyalist Hareket nasıl bir ilişki kuracak? Nasıl bir düzlem kuracak? Anlaşamadığımız noktalar burada. Yani ben burada illa biz her şeyi doğru söylüyoruz manasında bir şey de iddia etmek istemiyorum. Ya da belki asıl soru şu, bu hareketler halkla nasıl ilişki kuracak? Ya tabii kuracak? Şimdi bak üçlü bir şeyden söz ettim. Bunlar birbirine karşısına koymadan ifade ettim. Yani birincisi AKP'yi yenme konusunda geniş bir siyaset. Türkiye'yi yeniden kurma konusunda sosyalistlerin kendi bağımsız politik hattını ortaya koyabileceği bir örgütlenme ve geniş Kürt hareketiyle ve kimlik talepleri. Biz o ÖDP'de o sınıf ve kimlik tartışmasını geride bıraktık. Yani biz kimlik eksenli bir siyasete karşıyız ama kimlikleri reddeden bir siyasete de karşıyız. Kimlik taleplerini sınıf siyaseti içerisinde birleştiren bir tarzı ta ÖDP döneminde geride bıraktık. Aslında Türkiye solunun bu konuda muktesabatı güçlü. Ama bunu nasıl yapacağımız konusuna geldiğimizde problem orada takılıyor ve orada sıkıntılar ortaya çıkıyor. O yüzden ittifak kelimesinden daha çok, yani buna çok itiraz ettiğim için söylemiyorum da, acaba bizim bir birleşik bir siyasi merkez, birleşik bir hareket ve birleşik hareketler nasıl yaratabiliriz üzerine serinkanlı, soğukkanlı ve yaşanmış olan deneyimlerimizin de devrimci eleştiri ve samimi eleştirisi üzerinden bir yol açma şansına sahibiz ve açmalıyız. Umut var mı? Elbette canım. Elbette umut var. Herkes bizim tek sermayemiz, evet. Zaten. Sermayemiz umut. Başka bir şey değil. Evet. Programın süresini epey bir açtık. Çok çok teşekkürler. Son derece önemli bir başlığı. Enine boyuna konuşmaya çalıştık ama biliyoruz ki ne bu süre yeter ne de önümüzdeki günler. Belki de bir başlangıç kabul etmekte yarar var. Bundan sonra atılacak adımlar için. Solu konuşmaya çalıştık diyelim ve hepinize teşekkür edelim. Efendim, Açık Oturum'un 448. bölümü böylelikle sona erdi. Türkiye'deki sol hareketin bugün içinde bulunduğu noktayı konuklarımızla birlikte değerlendirmeye çalıştık. Haftaya yeni konuklar ve konuyla yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.